Günaydın. Bugün pazartesi. İşe yeni başlamış bir beyaz yakalı olarak size bu haftamı kaydetmek istedim. Hollanda'da işe yeni başlayan bir beyaz yakalı bir haftasını nasıl geçirir? Size aslında biraz bunu göstermek istedim. Tabii ki çok subjektif olarak aslında ben neler yapıyorum temalı. Agile çalıştığımız için birazdan daily toplantımız olacak ekiple. Bugün neler yapacağız, birbirimizden ne gibi destekler istiyoruz onları konuştuğumuz bir toplantı. Ondan sonra herkesin bireysel çalışma zamanı ya da toplantıları kendi takvimine göre başlıyor olacak. Size de iyi haftalar. Selam. Devamlı birlikte Teams'ten bir mesaj geldi. Sabahtan beri kendi işlerimi hallediyordum. Kendi kendime çalıştığım bir gün oldu genellikle toplantılardan ziyade. Ama şimdi yeni bir çalışan olarak şirketteki tanımam gereken insanlara birebir toplantılar gönderiyordum. Onları hem bireysel olarak daha yakından tanımak için hem de hani birlikte nasıl çalışabiliriz, ne olursa onların kapısını çalabilirim ya da onlar benim kapımı ne zaman çalacak, hani iş olarak da anlamak için onları neler ne yaptıklarını daha yakından tanımak için aslında toplantılar atıyorum. Şimdi yarım saatlik o toplantılardan bir tanesine giriyor olacağım. Muhtemelen bilirsiniz, eğer yeni bir şirkette işe başladıysanız, özellikle bu işe başlama süreciniz COVID dönemine denk geldiyse, yani böyle insanlarla yüz yüze kahve içerek, molaya çıkarak, biraz koltuklarda sohbet ederek değil de toplantılar aracılığıyla tanışıyorsanız biraz daha gergin oluyor süreçler bence. Ama bir yandan da dijital toplantı atmak çok daha kolay. Böyle insanlarla gergin bakışmalar yaşamıyorsunuz ya da bu kimdi, adı neydi falan gibi şeyler yaşamıyorsunuz. Direkt toplantı saati geldiğinde önceden toplantıda tanışmış oluyorsunuz. O yüzden bugünlerde onlarca kişiye birebir toplantılar gönderiyorum. Biraz heyecanlıyım ne konuşacağım konusunda ama kendisine soracağım soruları hazırladım. Anlatabileceğim şeyleri de ezberledim çünkü aynı cümleleri 50 kişiye kuruyorum. O yüzden kendimi anlatma konusunda bir sıkıntı yok şu an. Görüşürüz.
Gün bitti diyebilir miyiz? Pazartesiyi tamamlamışızdır. Bir toplantı arasında üstümü değiştirmiştim. Çünkü bugün bir arkadaşımızın evine barbekü partisine gideceğiz. Bisikletimin çalındığını biliyor muydunuz? Yenisi geldi bile. Yenisini aldım mecburen. Tamamen aynı site, aynı yollar. Bisiklet videosunu da görebilirsiniz. Kendisi burada. Bu benim yeni bisikletim. Ama ilkini daha çok sevdiğimi söylemem lazım. Bu sefer ikinci kilidi de aldık. Bu ekstra tekeri sabitleyen kilitle birlikte artık çalınmayacağını düşünüyorum. 1-200 euromuz daha gitti tabii ki. I told we came to barbecue, but oh, what are these? Batches. He's doing this one. Yes, two and a lot of other horses. Oh. Yeah. Dondurma almaya gidiyoruz. Git. Merhaba. Şimdi eve geldik. Yarın ben ofise gideceğim. Utrecht'te. Ofiste çalışıyor olacağım. Ofise giderken yanımda lunchbox götürmek istiyorum. O yüzden şimdi daha önce Güney Koreli bir YouTuber'dan izlediğim bir salata tarifini yapacağım. Daha önce yapmıştım bu arada. Aşırı bayılıyorum. Şimdi patatesi haşladım. O salatayı yapacağım. Lunchbox'ıma koyup yarın yanımda götürmeyi planlıyorum. Şu an saat 10.30 civarı. Uyumadan önce bunu da halledip buzdolabına koymak istedim. Yarın direkt yanıma alıp evden çıkarım diye. Çünkü 7.20 geçe falan evden çıkmam gerekiyor. Gözümü zor açacağım. Sabah sabah patates haşlamakla uğraşamam diye düşündüm. O yüzden şimdi halledeceğim. Burada yumurtalar haşlanıyor. Bu arada ben haşlanmış bir tatlı patatesi eziyorum. Tatlı patates olmasına gerek yok. Bir patates. Şeker. Bu ara Güney Kore tariflerinden aşırı faydalanıyorum. Özellikle o izlediğim kızın yemeklerini böyle sürekli yapıyorum deli gibi. Çok lezzetli şeyler ya da benim damak tadıma çok uygun bilmiyorum. Verdiği şeyleri sürekli yapıyorum. Bu da o salatalardan bir tane taktım yani. Bir soğan parçası alacağım çünkü çok yakışıyor. Ballı hardal. Lunchbox'ım bu. Geçen gün kendime aldım. Bu içindekiler çıkabiliyor. Mayonez. İşte lunchbox'ım hazır. İyi geceler. Günaydın. Düştük yollara. Kendini bilmek önemli. Sabahları o kadar böyle hayattan nefret ederek kalkıyorum ki.
asla adım atacak, kendime yemek kutusu hazırlayacak falan gücüm yok. Kahve bile yapamadım, hazır alacağım birazdan. Trene yetişiyorum şimdi. Lunchbox'ı getirdim ama kahvaltıyı unuttuğum için bunu yukarıdan aldım. Sadece 1.95, bence fena değil. Lezzetli görünüyor. Hemen yiyeceğim şimdi toplantı öncesi. Selam, bugün o kadar yoğun geçti ki hiç video çekemedim çalışırken. Tahmin edersiniz ki tüm gün bilgisayardan başımı kaldırmadım. Sadece 20 dakikalık bir öğle arası hariç lunchbox'ımı yedim. Bir kahve alıp masama geri döndüm. Şimdi trendeyim. Dordrecht'e gelmek üzereyim. Selam, tekrar evdeyim. Şimdi Jonathan'la herkes kendi istediği şey yapıyor evde. Ben bu akşam illüstrasyon yaparak geçirmek istiyorum bu akşamı. Hem beni biraz dinlendiriyor hem de bütün o renkler, bir şeyler yaratmak bana çok güzel enerji veriyor. Jonathan da Xbox'ında bir şeyler oynuyor. Neyse ki headset aldı kendine. Ne yaptığını duymuyorum. Çünkü akşam evde otoban gürültüsü çekmek gerçekten hiç hoş değil. Nasıl illüstrasyon çalıştığıma, nasıl bir şeyler yaptığıma bakmak isterseniz diye birazcık alıntı yapıyorum kendimde. İnternette çok hoşuma giden bir kadın figürü buldum. Şu dans eden kadını çizmeye çalışacağım şimdi. Son durum bu. Daha renklenecek. Sabah kahvesini balkonda içmek çok güzel. Bakın, bu sarmaşıkmış. Uzayıp gidiyor. Buraya yapıştırdım. Buraya yürümesi için uğraşıyorum. Ama bayağı güçlü bakın. Muhtemelen böyle yürüyecek ama biraz mantıksız bir iş yaptım. Balkonun ucuna sarmış. Ama olsun, çok güzel. Bu bebiş zaten her zaman gibi. Günaydın. Bugün çarşamba. Çarşamba olmuş bile. Hafta ne kadar hızlı geçiyor. Özellikle bir şeylere yeni başladığınızda, böyle bir şeyleri öğrenmeye çalıştığınızda, birilerini tanımaya çalıştığınızda çok daha hızlı geçiyor iş yerinde zaman. O yüzden yine nasıl çarşamba olduğunu anlamadım. Dün ofis günüydü. Artık haftanın geri kalanında evden çalışacağım. Şu an saat 8:30. Ben sabah kahvemi içiyorum, bir şeyler atıştıracağım. Sonra tekrar çalışma gününe başlayacağım. Bugün ilk maaş günüm. Konfetiler yağabilir mi? Jonathan'ı bir yemeğe çıkarmam gerekiyor. Ona söz vermiştim, ilk maaşımla seni yemeğe çıkaracağım. Bir de kırmızı şarap açtıracağım. Of, verdiğim sözlerden bazen pişmanlık duyabiliyorum sonradan galiba. Nereden çıktı şimdi bu? Ama olsun olsun, gideriz. İlk maaş jesti sizde de var mı? Bilindik bir şey mi bilmiyorum. Özellikle Türkiye'de ilk maaşını alana, hani ekip üyesine baklava falan aldırtırlar. Bana ne getirttirmişlerdi ya? Sütlü Nuriye getirttirmişlerdi İstanbul'da bir yerden. Burada şu an öyle bir şey yok. Toplantılarımın bazıları şöyle, insanları kenara çekip kendime bir şeyler anlattırıyorum. Bildiğim birçok konu var, aşina olduğum Türkiye'deki şirketten. Ama burada da hani iş yapış şekilleri ve business odakları ya da Hollanda marketi çok farklı olduğu için ilgili insanlara toplantı daveti atıp kendimi onboard ettiriyorum. Bu da bence güzel. Eğer siz de yeni başlayan bir çalışansanız bunu yapmaktan çekinmeyin bence. Çünkü tabii ki sizin için hazırlanan bir onboarding programı var genelde ama o böyle bir tık daha üst seviye kalıyor bence. İşte genel
branding, işte kurumsal sorumluluk stratejileri falan gibi. Ama böyle tam olarak hani rakamlar neler, biz şimdi ne yapıyoruz, sen bunu dediğinde bu ne demek oluyor, bu projenin içinde ben ne yapıyorum, bu projeyi kimler kitliyor? Bu tarz şeyleri aslında biraz daha o işi yapan insanlardan, yani ekip arkadaşlarınızdan ya da diğer ekiplerdeki ilgili kişilerden duyabiliyorsunuz. Bizim biraz kurum kültürümüzde galiba, hani zaten böyle çok toplantılarda bir şeyler konuşmaya, birbirimize destek olmaya, kahve içmeye falan alışkın bir kurum kültürü var. O yüzden de yadırgamadılar ama bence nerede olursanız olun bunu yapmanız sizin için çok faydalı olacaktır. Günaydın. Bugün sabah kahvesini çekemedim. Çünkü çok erken bir toplantım vardı ve güne erken başladım. Sonra toplantım bitti. Biraz bir şeyler yaptım, maillere baktım falan. Mesela bir anda 10 olmuş. O yüzden şimdi cuma gününden size bir merhaba demek istedim. Yine cuma günü evden çalışıyorum. Aslında bugün bir kafeden çalışmak gibi bir planım vardı. Hava biraz bulutlu. Hava bulutlu olunca çok evde olasım geliyor. Haftanın bir günü böyle fire veriyorum genelde. Haftanın bir günü bayağı enerjisiz oluyorum. Ya da başka etkenler de olabiliyor tabii işin içerisinde. Mesela kadınlar için regl olmak gibi. Hangi firmadaydı o? Bir yerde regl izni vardı. Bence çok güzel bir uygulama ya. Çünkü yani acıdan kıvranırken ve böyle bütün kemiklerim ağrıyorken nasıl çalışabilirim? Tek başıma yapacağım, sessiz sakin yapacağım işleri toparladım. Hani bilgisayar başında böyle kimseyle konuşmadan dünyadan nefret ettiğim bir gündü çünkü. Ama bugün gayet iyiyim. Cuma günleri hep bir enerjik oluyor insan, değil mi? Size de aynı şey oluyor mu acaba? Cuma günleri enerjisiz olmak zor yani bence. Şimdi çalışmaya kaldığım yerden devam ediyorum. Size şu kullandığım Trello'yu gösterebilirim. Biz Agile çalıştığımız için Jira Board'u kullanıyoruz tabii ki. Ama oradan da kendime task'lar çıkıyor ya, hani onları da böyle bir board'da Trello üzerinde toparlıyorum. Bence gayet kullanışlı oluyor ve bana hatırlatıyor nerede kaldığımı. Burada kendi backlog'um var, neler yapmam gerektiği ve onların şerefine bir kadeh kaldırıyorum. Burada pending, yani bekleyen işler var. İşte mesela birine bir mail atmışım, yanıt bekliyorum. Hani böyle daha çok follow up gibi. Whisky var. Çünkü hani whisky yavaş içilir. Bekleyen şeyler. Burada doing, buraya koymak bir şeyleri beni çok neşelendiriyor. Oh be, bunu yapıyorum. Üzerimden bir yük daha kalkıyor gibi. O yüzden burada böyle buzlu bir mojito var. Danda ise tabii ki kutlama amaçlı bir şampanya. İşleri bu board'da toplamak bana çok böyle bir enerji veriyor. Yani şöyle her şeyi beyaz beyaz sayfalarda, board'larda görmektense bu Trello board'da, kendi yaptığım Trello board'da görmek bana gerçekten çalışma motivasyonu veriyor diyebilirim. Bu arada onu siz kendiniz yapıyorsunuz. Yani template'ını, o koyduğum fotoğrafları falan hep ben buldum. Yani temasını ben oluşturdum, o alkol temasını. Siz istediğiniz gibi her şekilde, her şeyle yapabilirsiniz. Sizi ne motive ediyorsa, baktığınızda size böyle ne güzel enerji veriyorsa. Böyle sizinle de bunu paylaşmak istedim. Trello'yu kişisel amaçta da kullanabilirsiniz. İlla bir ekip olmanıza gerek yok. Böyle ne yaptığınızı takip edebilirsiniz oradan rahatlıkla. Saatimiz 5. Cuma bitti. Haftayı kapatıyoruz. Ne çabuk geçti ya. Acaba ben böyle video çektiğim için bu hafta böyle uçtu gitti. Bütün haftalık tasklarımı da tamamladım. O yüzden şu an içim rahat bir şekilde ödevini yapmış öğrenci İç huzuruyla hafta sonuna giriş yapıyorum. Sizinle birlikte çalışmak keyifliydi. Motive etti beni. Umarım beni izleyerek siz de biraz motive olmuşsunuzdur. Ya da iş hayatınızı geliştirecek bir şeyler bulabilmişsinizdir bu vlogun içinde.